Bugün non-close videolarımızda bölüm 2'deyiz. Bir önceki videomuzda that kelimesinin nasıl özne oluşturabildiğini anlatmıştık. Şimdi de object olarak yani cümlemizin nesnesi konumunu nasıl üretiyorlar, nasıl yaratıyorlar ona bakacağız. Şimdi çok basit bir şekilde zaten hani İngilizce ilk öğrenmeye başladığımızda I know that, I believe that gibi hep şöyle deriz. İki tane cümleyi bağlarken araya that koyuyoruz. I know that deyip başlıyoruz. İşte I understand that deyip başlıyoruz. O zaten biraz böyle kulağımıza aşina edilmiş haldedir ama şimdi bunun mantığını non-close adı altında görmek isteyen arkadaşlarıma şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi I know dediğimde ben biliyorum, ben bilirim. Hemen yükleme soru soruyoruz. Neyi biliyorum? Bakın yine ne kelimesini soruyoruz. Hangi ve nasıl kelimelerini relative clause'larda soruyorduk. Non-close'da hangi ve nasıl sorusu yok. Yükleme sadece ne, neyi kelimesini soracaksınız. Ne, neyi, neye. I know, ben biliyorum. Neyi biliyorum? Bakın neyi. That he is a liar. Onun yalancı olduğunu. Olduğunu. Yine bakın diye eki var. İşte bu that clause'larda non clause'ları yani relative clause'larla karışan arkadaşlarım sadece çeviriye takıldıklarında bunu yanlış yaparlar. Bizim bakmamız gereken yani eliminasyon işlemi yükleme soru soruş biçimimiz. I know that. Neyi biliyorum? Bak hangi biliyorum? Değil. Nasıl biliyorum? Değil. Yani neyi biliyorum? Bir olay, olgu, nesne ya da birisi var arka tarafında cümlenin. That he is a liar. Aslında bakın bu cümleyi yani he is a liar ve I know kelimesini, I know cümlesini birleştirmiş haldeyiz. I know biliyorum. İkinci cümle he is a liar. O bir yalancıdır. İşte bu iki cümleyi birleştirirken biz neyi biliyorum? I know that is a liar. O bir yalancı. Onun yalancı olduğunu biliyorum. İşte bu that kelimesini relative clause'dan da ayırmanın ikinci önemli ipucu da biz relative clause olsaydı buradaki isim olmak zorundaydı. Yani tanımlayacağımız bir nesne, diğerleri arasından ayrıştıracağımız bir nesnenin olması gerekiyordu. Biz halbuki burada that kelimesinden önce bir ana fiili gördüğümüzde bunun relative clause olma şansı sıfırdır. Bu ancak olsa olsa iki tane cümleyi birleştiren hatta fiili I know that, neyi biliyorum sorusunu da %100 karşılayan bir non-close yapısıdır. Böylelikle her gördüğümüz that'in relative clause mu non-close mu olduğunu ayırmanın en önemli yöntemi yükleme doğru soruyu soracaksınız. Ayrıca that kelimesi zaten bir fiili tanımlamayacağına göre no kelimesinden sonra that geliyorsa bunun bir relative clause olma şansı yoktur. İkinci cümleye bakalım. People believe that. İnsanlar inanırlar. Neye inanırlar? Bakın neye? Ne, neyi, neye? People believe that English is easy. İnsanlar inanırlar ki, inanırlar, neye inanırlar? İngilizcenin kolay olduğuna. Bakın değil ama bunu non-close olarak birleştiriyoruz. İnsanlar İngilizcenin kolay olduğuna inanırlar. Üçüncü cümleye bakalım. My sister told that. Kardeşim söyledi ki, dedi ki, bazen böyle ki diye de hani başlangıç seviyelerinde öğrenciye böyle öğretebiliriz. Ama bunun mantığı şudur. İki tane farklı cümleyi birleştirdiğimiz ve oluşturduğumuz bir non-close'dur. My sister told, kız kardeşim söyledi, neyi söyledi? Gelmeyeceğini. Bakın, yumuşak giriyor musunuz orada? Gelmeyeceğini, geldiğini, dığını diğini, ceğini cığını şeklinde. İşte o iki oluşturan şey burada bu non-close'daki that kelimesidir. I have been warned, uyarıldım, söylendi, birileri uyarı yaptı bana. That there might be snakes. Yılanlar olabileceğine dair, yılanlar olabileceğini,
yılanlar olabileceği hakkında uyardı. Yani yine bakınız, that kelimesinin her zaman bir fiilin arkasından geldiği aşikardır. Fiilin arkasından geliyorsa herhangi bir tanımlama işlevi görmemektedir. That clause'ların böylelikle nesne olarak kullanımına şahit oluruz.